Tenisçi dirseği veya tıbbi ismiyle lateral epikondilit, verdiği rahatsızlıktan dolayı hastalar tarafından ne kadar sevilmiyorsa, hekimler tarafından da o kadar sevilmeyen rahatsızlıklardan biridir. Yaptığımız tedaviden bağımsız olarak süreci öngörememek, kimin hangi tedaviden fayda göreceğini kestirememek, her şeyi doğru yaptığımızdan emin olmamıza rağmen bazen sonuç alamamak, bizleri de bu hastalığı sevmeme nedenlerimizdir. Tenisçi dirseği her ne kadar tenis yapanlara özelmiş gibi görünse de bu rahatsızlık çoğunlukla tenisle hiç ilgisi olmayan sıradan insanlarda olur. Özellikle 35-55 yaşları arası bireylerde daha fazladır. Yetişkinlerin %1'i ile %3'ü tenisçi dirseği geçirir. Tenis oynayanların ise %10'u ile %50'si hayatlarının bir döneminde tenisçi dirseği olurlar. Baştan söyleyeyim, çoğunluğu kendi kendine sonlanır ve basit bir ağrı kesici ihtiyacı dışında ek bir tedaviye ihtiyaç göstermezler. Tedaviye dirençli hastalar için birçok tedavi yöntemi uygulanır. Haydi bu konuya detaylı bakalım. Birçok hastada altta yatan sebep tanımlanamaz. Öte yandan sorgulandığında hastaların el bileğini geriye doğru büken kasları aşırı kullandıklarına yönelik bir hikaye alınabilir. Tenisçilerle eşleştirilmiş olmasının sebebi özellikle tenise yeni başlayan bireylerin yanlış teknik ile backhand vuruşundan dolayı olur. Doğru backhand vuruşta önerilen, videoda da görüldüğü üzere dirseğin bükük halde olmaması, yani dümdüz olmasıdır. Topa vuruşta bacakların doğru konumlandırılması, kuvvetin gövde ve omuz ile raket üzerinden topa aktarılması ideal olandır. Dirsek bükük pozisyondayken vuruş anında dirsekten kuvvet almaya çalışmak, çok sık veya uzun saatler oynamak, raketin sapının uygun olandan daha kalın olması ve ağır raket ile oynamak yine bu rahatsızlığa sebep olabilmektedir. Bu arada laf aramızda ben tenis oynamaktan hiç anlamam. O zaman ne demeye bize tenis anlatıyorsunuz demeyin. Burada size bir arkadaşımın lafını hatırlatmak isterim. Yumurtanın taze olduğunu bilmek için yumurtlamaya gerek yok. İş hayatı da tenisçi dirseğine sebep olabilmektedir. 1 kilogramın üzerinde el aletleri kullanıyor olmak, 20 kilogramdan daha fazla yükü günde 10 kereden daha fazla kaldırıyor olmak ve 2 saatten daha fazla süren tekrarlayıcı hareketler yapıyor olmak tenisçi dirseğine sebep olduğu bildirilmiştir. Önceleri tenisçi dirseğinin bir tendinit olduğu düşünülürdü. Yani mikrobik olmayan bir nevi iltihap. Tendinit dediğinizde tendondaki hasara bağlı vücudun bunu tamir etme çabası anlaşılır. Halbuki bugünkü bilgilerimiz bunun bir tendinozis olduğunu söylüyor. Tendinozisin ne olduğunu şöyle anlatayım. El ve el bileğini kaldıran kaslarımız ön kolda bulunur. Bu kasların yapışıp kuvvet aldığı yer ise dirsek ekleminin dış kısmındaki çıkıntılı kemiktir. İşte bu kemiğe yapışan tendon kısmında minik yırtıklar olur. Bu durum tendondaki yaşlanma ve aşınmayı ifade eden tendinozistir. Bunu yeni bir halat ile yıpranmış ve eskimiş bir halatı kıyaslayan bu fotoğraf ile daha iyi anlarsınız. Bu yırtıklar dejeneratif yırtık olup bir türlü iyileşme süreci de başlamaz ya da gecikir. Üstelik tendonların damarı yoktur. Yeterince kanlanmaması tendondaki hasarın iyileşmesinin gecikmesine sebep olur. Hastaların çoğunluğu dirsek dış kısmındaki kemik çıkıntı üzerinde ve kolun ön kısmındaki kaslara doğru ilerleyen ağrıdan şikayetçidirler. Bu ağrı nadiren kolun yukarısına doğru da yansıyabilir. Ağrı bir şeyi kavrarken olabildiği gibi bazen geceleyin uykudan uyandırabilecek kadar da devamlılık gösterebilir. Hastalar bir nesneyi kavrarken yaşadıkları ağrı sebebiyle zaman zaman nesneleri ellerinden düşürdüklerini ifade ederler. Tanı çoğunlukla hastanın şikayeti ve ağrının tipik yerinin muayene sırasında belirlenmesiyle konabilir. Ancak şikayetlerin başka bir durumu düşündürmesi durumunda ek tetkikler gerekli olabilir. Geldik bu konunun en sevimsiz yanına. Maalesef tedavisi çok uzun sürecektir. Çoğunluğunda tedavi 10 ile 18 ay gibi bir sürede tamamlanır. Aslında tedavi çoğunlukla sürecin tamamlanması aşamasında hekimin hastanın ağrı kontrolünü sağlaması şeklindedir. Tedavide ilk aşama olarak tenisçi dirsekliği kullanırız. Kullanılan dirseklikler çok farklı olmakla birlikte bilimsel çalışmalar farklı dirseklikler arasında tedavi başarısı olarak bir fark görünmediğini, öte yandan bu dirsekliklerin ağrıyı azaltma konusunda başarılı olduğunu da göstermiştir. Öte yandan el bileğini sabitleyen bilekliklerin dirseğe binen yükleri azalttığı için aynı etkiyi gösterdiğini kanıtlıyor. Öyle ya da böyle hiçbir zararı olmayan çok basit bir yöntem olması nedeniyle ilk basamak tedavi olarak uygulanması önerilir.
Fizik tedavi yöntemlerinden buradaki kasın ve tendonun gerilmesine yönelik germe egzersizleri yine hiçbir zararı olmayan basit etkili yöntemlerdendir. Ağrı kesici ve anti-enflamatuar ilaçların teorik olarak fayda etmemesi gerekir. İsim vermek istemiyorum ama günlük hayatta parasetamol dışında kullandığımız hemen her ilaç anti-enflamatuar ilaçlar olarak bilinir. Çünkü burada olanın bir enflamasyon olmadığını başta söylemiştim. Yine de ağrıyı azaltmada bu ilaçların faydası vardır. Ağrı kesicilere karşı çok sıcak bakmadığımı daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bu ilaçlar uzun vadede böbrek yetmezliği ve gastrointestinal problemler yani mide rahatsızlıkları yaratabilmektedir. Yine de erken başlangıçlı tenisçi dirseğinde olaylar ilerlemeden kullanıldığı takdirde şikayetleri geriletmekte ve aşırıya kaçmadan kullanılırsa da şikayetleri azaltarak konforu arttırmaktadır. Ağrılı bölgeye kortizon enjeksiyonunun faydası olduğu genel olarak kabul edilir. Etki mekanizmasının ne olduğu bilinmese de bir veya birer ay arayla iki kez enjeksiyon hastaların büyük kısmında rahatlama sağlar. Sık aralarla fazla miktarda enjeksiyon yapmak tendonu zayıflatarak yırtılmasına da sebep olabilir. Bunların dışında böbrek taşının kırılmasında kullanılan şok dalgası tedavisi yani ESVT yine etki mekanizması tam bilinmemekle birlikte fayda etmektedir. Çok muhtemelen buranın kanlanmasını arttırarak iyileşmeyi uyarmaktadır. Radyofrekans yani cilt altına giren kalın bir iğne şeklindeki prob ile ses dalgaları kullanılarak buranın yakılması da işe yaramaktadır. PRP son zamanlarda çok popüler olan bir yöntem olup hanımların yüzlerindeki gençleşmeyi sağlamak için veya kireçlenme varlığındaki eklemlerdeki ağrıyı azaltmak için kullanılmaktadır. Damardan hastanın kanı alınıp santrifüj edildikten sonra içindeki trombosit ya da pulcuk diye ifade edilen kısım hastanın dirseğindeki ağrılı kısma enjekte edilir. Çalışmalar PRP uygulamasının da faydalı olduğunu göstermektedir. Bunun da mekanizması, ilk başta buranın kanlanmasının zayıf olmasından dolayı enflamasyonun yani iltihabın başlamaması nedeniyle iyileşmenin uzun sürdüğünü anlatmıştım. Buraya enjekte edilen PRP yani platelet rich plasma başlamasını umduğumuz iltihabi süreci başlatarak iyileşmeyi tetiklemektedir. Bütün bunların dışında ağrıya dirençli olgularda cerrahi de uygulanabilir. Cerrahide artroskopik olarak tendonun debridmanı, açık olarak tendonun gevşetilmesi veya tendonun cerrahi tamiri %80 ile %97 oranında başarılı olmaktadır. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Ağrı problemi yaşamadığınız sağlıklı günleriniz olsun.